Hücurat suresini açıyoruz. Hücurat suresinde geçen 11. ayetinde geçen bi'se lismül füsuk ayetinde geçerken neden lam-ı tarifin lam-ı sakin okunmaz? Geçerken nasıl okunur? Bu bi'seden sonra gelen el ismi kelimesine başlarken nasıl okunur? El isim kelimesinin başındaki hemze hemzeyi vasıldır. Düşer. Vel isim, bil isim diye başka bir şeyle okuduğunuz zaman burada okunduğu gibi. Bi'sel ismi diye okurken el isminin lamı sakindir. İsim kelimesinin hemzesi hemzeyi vasıldır. Bismillah, vesmi, bismi diyoruz. Hemze-i vasıldır. Yani sakindir, yoktur. İki, bir de sin harekesi nedir? O da sakindir. İkisi görünen, biri görünmeyen üç tane sakin yan yana geliyor. Lamın cezmi, sinin cezmi, bu hemzenin hemze-i vasıl olması. Yani vasılda düşmesi. Şimdi burada Arapça kaideyi hatırlayın. İki sakin yan yana geldiği zaman okunamayacağı için birinci sakine kural gereği hareke veririz. O harekede nedir? Kestedir. Es-sakinu izâ hurrike, hurrike bil kesre kaidesince. Burada üç tane sakin var. Üç sakin birleşmiş. Dolayısıyla lamın bi'sel ismi, giden hemzenin, şu vasıl hemzesinin harekesini lama vererek, bi'sel i derken hemzenin o esri harekesini kendisinden önceki lama vermek suretiyle müstakil okuyarak, elifi de düşürerek, sini de yine cezmiyle okuyarak böyle bir yol ile ayeti kerimeyi okuyacağız. Bi'se lismül. Bi'se lismül. Demek ki geçişte nasıl okunacak? Bi'se lismül. Peki bi'seyi terk ettik, bıraktık. Bi'seden sonra gelen el isim kelimesinden başlayacağız. Burada iki vecih var. Birincisi el ismü, ikincisi lismü. El ismül füsuk veya lismül füsuk. Geçerken bir vecih bi'se lismül füsuk. El isim kelimesinden başlarken ya lismü veya el ismü şeklinde okuyacağız. Kıraat kitaplarına müracaat edilebilir.